Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gladiator Guild Manager'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm Baroness'le ilişkimizi bayağı bir arttırdık. Hatta bir iki görev daha yaparsak daha da ilerleyecek gibi. İnsanlar ve şeylerden hiç görev gelmiyor. Yüksek büyücülerden gelse onları da yapacağım. Eşit gitmeye çalışacağım. Ama gelmiyor şu an. Neyse. Şimdi en son şu gergeden aldıydık da ben bunu değiştireceğim yenisini bulursam. Hatta onun yerine şu Warlock mezarını açmayı bile düşündüm. Eleman iblis spamlıyor. En son da dev bir canavar mı ne bir şey basıyormuş. Ama onun için galiba odunumuz mu eksik? Şu muydu o? Aynen odunumuz yok. Bir odun şey yaparsak görevde güzel olur. Ha boşlukta da direkt hızlanıyormuş lan. Gladiatörler yenilendi mi? Onun avradın 6 level geldi. 420 diyor. Şeyi ne bunun? 6 level çok iyi. Bu ne? Evim güzel. Lonca'da 2 ay kaldıktan sonra güç %25 artar. Savaş başlangıcında öğrenildiğinde Lonca'daki süre sıfırlanır diyor. E bu güzel. Lonca'da 2 ay tutarız bunu. Bir yeni şey yeri de var. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alacağım 3 level'i satayım. Bunu aldım. Bunu satalım. İtemini çıkaralım da. İtemler de gider mi der şimdi. Git lan. Sattı gitti. Tam 6 levellik gergeden aldık onun yerine. Bu daha sağlam. Şimdi sana da tekrar öbürüne verdiğimiz itemleri verelim. Antik Eser 3 diye bir görev geldi. 24 level antik hortlakla kapışacağız. Antik Eser'le ne yapacaksın ablacığım? I require some important technological improvements. Satisfied. Teknolojik geliştirme. Oğlum bu güçlenip diğer krallıklara mı dalacak lan yoksa? I'm not. Dwarves ben değilim. Cüceler öyle ama diyor. Cüceleri şey mi yapacak? Zorla çalıştırıp. Yani 24 seviye adam keser miyiz? 6 kişi keseriz oğlum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an gürücümüzün biri ölüydü. Onu saymazsak zaten 6 kişimiz var. 10-10 avradını. Bayağı da iri bir şeymiş bu. Abi bir sürü tüketilebilir eşyam var. Herkese bir şey veririz şimdi dur. İki tane okçumuz var. Ön tarafta da azmanlarımız var. Bir de tanklayacak 6 level gergeden aldık. Şimdi. Bu neydi? Artı 3 güç. Okçulara güçleri vereyim. Gerçi dur okçulara güç değil. Çeviklik bir saniye dur onu salla. Şu ne veriyor? Çeviklik. Şunu bir ver. Bu bir tane mi ya? Bir tane item 3 levellik mi? Ben 3 tane item diye sanıyordum. Tamam neyse buna çevikliği verdik. Şunlar ne? Dayanıklılık 200 bilmem kaç. Gergedanın birine dayanıklılık ver. Gerçi bir tane gergedan var zaten. Bu ne? Bu da dayanıklılığı 150 arttırıyor. Hareket hızı 3. Bizim şu köpek basan azman hangisiydi? 6 level olan. Bu değil. Şu mu? Aslanım. Sana ne verelim? Bu ne? Sağlığını arttırıyor. Sana da güç vereyim mi ben? Artı 3 gücü bir çek bakayım. Şu ne lan havuç? Hareket hızıydı bu. Bunu boş ver. Herkese bir şey vermesek... Abi 24 level çok yüksek ve dev bir şey. Bu beni korkuttu. Herkese bir şey vereceğim ben. 240 sağlığı arttırır. Sana da bir güç vereyim. Tamam abi keseriz herhalde böyle ya. 6 kişiyiz lan. İtemleri bas. Bir de köpek. Onu satayım. Ona ne avradını. Gürüzcü. Oo, çok kötü oldu. Köpek tek yedi köpek. Gürüzcü öldü. Okçular hasar veriyor şu an bir tek. Lan yaklaşmayın fazla. Çok sıkıntı oldu. Herif taş ata öldük. Kesin öldük. Herkes ölecek. Keşke vereydim bütün itemleri ya. Gergedan sağlam gibi bizim. Gergedan vuramadı. Vuracaktı da bir şey yapacaktı. Hadi lan gergeden biraz daha dayan oğlum. Gergeden iyi taşıdı da okçular tek mi yiyecek? Yok. Alamaz ki o tek başına. Bir sonraki taşa öldü. Ah kestik lan. Ulan helal olsun lan. Son anda kestik ucu ucuna. Herkes öldü yalnız sıçtık. Turnuvaya giremeyeceğiz. Whoever put this beast here was serious about protecting this thing. Doğrudur ablacığım. Doğrudur. Ne verdi bu?
Upuzun bir şey. Onu okuruz. Sen bana buradan ne ver? Taşımız var. Demir alabilirim ya 40 tane. Demir alayım. Ne diyor? Ödül panelinden ödül seçtik ya oğlum. Aha işte. Onu da seçecekmişiz. Şu ne şimdi bu? Her 7 darbede kıyafet patlayarak 1.75 alandaki tüm düşmanlara hasar verir. Maksimum sağlıklarının %5'i kadarını verir ve onları 0.5 saniye boyunca yere serer. Kullanıcı da yere serilir. He. Yani 7 hasar aldığında bunu gergedana veririz abi. Bu tam gergedanlık bir şey bak. Bu tam gergedanlık bir şey. Bu önde tanklarken bir şeyler işte, tamam. İtemleri iyi ki basmışız var ya. Çevikliği falan basmasak bizim okçu helal olsun lan sana. Valla bu taşıdı bize ha. Gergedan da şuraya alayım dur. Ha bunu buradan buraya alamıyor muyum? Neyse. Önemli değil. Şimdi seviye atlayan yok. Bizim çarda ikinci yuva açık. İkinci yuvaya ne ekleyebiliriz? Bak yeni skiller gelmiş ikinci seviyede. Ne varmış bakalım. Gladyatör aldığı hasarın %10 kadarını tüm dost gladyatörlerin canını yenilecek. Ya bu hasar alınca diğerlerinin canı yenilenecek. Gergedan'da böyle bir şey varsa basarız. Bu gladyatör bir birim her çağırdığında veya dirilttiğinde canlarını %20 yeniler. Yok bu sana gelmez. Engellenen hasarın %10 kadarı. Bunu da geç. Canavar ustası. Takımdaki her dost canavar için güç %10 kazanır. Savaş başladıktan sonra 0.6 saniyede galiba. Maksimum %70 oluyormuş. Takım başına yalnızca bir canavar ustası oluyormuş. Savaşta diğer gladyatörlerden daha fazla XP kazıyor. Dayanıklılığını yeniler. İki alan içindeki düşmanları 3 saniye boyunca kışkırtır. Kışkırtır dedi, kendine çekiyor muhtemelen. Engellenen hasarın %10 kadarı alev yayar ve gladyatörün etrafındaki 1.5 alan içindeki düşmanlara hasar verir. Dost bir gladyatör buff uygulamak için gladyatörün seviye başını onu geç. Aldığı hasarın %10 kadarı tüm dost gladyatörün dayanıklılığını yenileyecek. Takımdaki tüm dost gladyatörlere verilen hasarın %10 kadarını emer. Sen emme. Sen ölürsün. Bu tanka verilebilecek bir özellik. Ya bilemedim. Şuradan da bir şey basabiliriz de. Bu ikinci seviyeler gladyatörün aldığı %10 kadarın tüm dost gladyatörün canını yenilecek. Bak bu iş yapabilir aslında ya. Bütün hepsine bunu bassam ben. Hepsi can yenilemez mi? Ya bu karakter hasar aldığında diğer karakterlerin canı yenilenecek. Ama bu eleman çok böyle yani tank bir karakter değil, daha çok. Bu hasar için kullanıyoruz bunu. Hareket şey her iki hareket hızı için artı bir güç kazanır. Savaş başlangıcında. Yok o lazım değil. Bir birimi her çağırdığında ve delirttiğinde %20 güç kazanır. Ya tamam işte bunu vereyim. Bu köpek basıyor ya. Bu her köpek ya bir kere köpek basacak. Oyunun başında %20 gücü artacak direkt bunun. Bu iş yapar. Her birim dirilttiğinde veya şey yaptığında dayanıklılığın yeniler diyor. Güç kazan abi sen. Dur sana şunu basalım. Öğren sen bunu. Tamam. Buna bunu öğrettik. Niye bunda seviye şeyi var? İkinci seviyeye çıkarabiliyorum. Mu? Acaba? Yükseltme işareti var bunda. Upgrade demek için bir daha. Neyi geliştirmem lazım? Özellik haznesi inşa edilmesi lazımmış. Ne o? Yukarıda mı? Saygı sunağı. Özellik haznesi. Odun lazım, odun. Bize her türlü odun lazım şu an. Zamanı bir ilerlet bakalım. İki tane şey geldi. Dur. Baroness'ten hediye mi? The Baroness is grateful for our recent assistance and has Saygın offered a olmuş bak. gift in İlişki artmış thanks. iyice. Teşekkürümüzü iletmeyi unut. Onun uğradın. Ödül seçeceğiz. 20 çeviklik güç. Zeka. 10 seviyelik şey. Bence okçuya veririz şunu alıp ya. Okçu sağlam hasar çıkarıyor. Gerçi bu da iş yapar da şu yayı alacağım. Ver bakayım şu bizim 5 level okçuya verelim yayı. Diğerinde yay var mıydı? Bir yay daha veremiyoruz değil mi? O yay dursun şimdilik de başka okçu mokçu alırsak veririz dursun. Gladyatöre katılan muhafızlar. Bu ne?
Senin gladiator loncana katılmak istiyor diyor. Onları göndermek istiyorum ancak sana özeniyorlar ve tavsiyemi dinlemiyorlar. Gönder bir bakayım ya çocuklar. Oo, bayağı asker yolladı lan bildiğin. Şimdi kendi loncasından adamlar var. Normal piyade ile muhafızla arbaletçi adam var. Tatar yaycı. Yani şu Tatar yaycılardan birini alabilirim. Yakın dövüş adamım çok. İki tane menzilim var sadece. 4 levellik olanı alırım. Gerçi bunu da para vereceğiz gene. Tatar yaycı. Rakibine yumruk atar 52 hasar verir diyor. O yakındadır. Yakında geçerlidir. Yani bilemedim de hadi ver dursun. Aldık bir tane. Tamam abi ben bir tane aldım. Yeter bana bir tane. İndirim başladı markette. Bir bakalım neler var. Suikast çipelerini. Olabilir. Olabilir abi. 6 güç. Şunu bir ver. Bunu net kullanırız. Bu ne? Artı 14 güç. Para bitti. Ananı avradını. Ananı avradını. Çok kötü oldu. Asker ödemesi geliyor ve ben bütün parayı yedim. Şu yayı bir sat. Kaç para lazım? 118 lazım. E şu adamı atsak mı? Gerçi para verdik aldık onu artık. Dayanıklı bir... 10 mu? Satacak bir şey yok mu? Sana bunu vermem ben. Bu gücü kime versek bizim elemana vereyim bunu. Sen şunu çıkar. Şunu al. Hayvan gibi hasarı oldu bunun. Köpek falan da basacak bu. Şimdi burada kılıcın birini buna verelim. Bunda kılıç da yok. Sana da bir kılıç vereyim. O botu satar mıyız? Yürücüde bot var. Bizim hayvan zaten dolu. Bot şu elemana verilebilir. De vermeyeceğim. Satacağım. 65'e iyi sattık. 148 sıçtık. Gene para yok. Kaçtı? 118 lazımmış. Tamam. Kurtardı. Herkesin... Ulan benim ana çar iyileşmedi. Şey geldi ya. Neyse. Dedikodu yaymak. Bu ne? Doğru sözü yaymana ihtiyacım var diyor. Gladiatörlerini topla ve onlara vahşi hortlakların artmasından sorumlu olanların ölülerin... Bak sen. Bunlarla ilişkim 40 düşecek. Sence bu ben ilişkimi bu kadar düşürmek istemiyorum. Ulan iyi de para veriyor. Ablacığım sence bu yüksek büyücünün suçu mu? Kurucu bile kendi karanlık bahçelerinde neler döndüğünü bir haber diyor. Yani ben bunlarla ilişkimi çok düşürmek istemiyorum ama bunlar da hiç görev vermiyor bana ya. Acaba full baronesin görevini yaptık diye mi oldu? Yapmasam bunun görevini baronesle ilişkim düşmeyecek zaten. Dedikodu işlerine ben bakmıyorum ablacığım. Güzel para kasabilirdim de ben şunlarla ilişkimi arttırmak istiyorum da hiç görev vermiyorlar. Şimdi şuraya bir girelim. 1 vs birkaç kişi. Allah Allah. O biraz zor. Ona en iyi karakterim şu an yatıyor. Dur biraz zaman geçsin de adam bir iyileşsin. Ödeme geldi. Aha dövüşeceğiz. Herkes iyileşti mi? İyileşti. Dövüşelim. Şimdi sonraki dövüş. Bu biraz bir tık zor burası. 4 kişi girecekmişiz buraya. Şunlar ne? Eşkıya. Ne yapıyor eşkıyalar? Eşkıya var. Şaman var. Azman var. Şamanlar kule spamlıyordu galiba. O biraz sıkıntı. Alır mıyız lan bunu? Alırız ya. Bak tankı koyayım. Bir tane okçu. İzleşin tank. Arkasına bizim azmanı koyacağım. Okçuyu çektim. Bir de sağlam görücü hangisiydi? Sen misin şu mu? Sağlam görücü bu. Bir de sağlam görücüyü koyduk mu şöyle? Ya da sağlam görücüyü şöyle koyup şamanlara gitsin lan. Arbaletçi nasıl acaba? Bunu test etmek lazım. Dene. Baksana oğlum. Ama, bunlar şu ağ atan elemanlardı. Neyse kestik lan hepsini. Bir şey kalmadı.
Kolaymış ya. O kadar düşündüğüm kadar da zor değilmiş. Aha. Şu Warlock mudur nedir ondan var. En zor bu yine. En iyi itemler ondan çıkıyor diye sürekli onu şey yapıyorum da bak buradan da odun modun çıkıyor ya. Bir tane dandik mi girsek? Ama 10 level Warlock var oğlum, 10 level. 5 kişi gireceğiz ama keseriz onu. Normal eşya şansı 25 diyor. Bana odun lazım. Bir tur şuraya gireceğim. 5 10 10 olur. Bizim reis 7 level oldu. Kral bir tur güç bastım. Can dayanıklık. Hareket kabiliyeti ne işe yarıyor tam olarak? Beceri panelinde beyaz dörtgenler hasar gibi. Bu becerilerini mi geliştiriyor bunu? Hadi bir puan da oraya basayım. Canın yeter sana, ben bir daha hasar basayım. Sen vurduğunu teklemen lazım. Yine öyle tankımızı bastık. Arkasına bunu koyduk. Ya da bunu yana koyalım. Niye arkasına koyuyoruz? Bu yanına bizim gürücüyü koydum. Arkaya bir şu Tatar yayıcıyla bizim okçuyu bir koyalım bakalım. Tatar yayıcı nasıl bir şeymiş bir görelim. Yani yayı vurana kadar paç gitti arasında. Bizim adam mı vurdu o? Varlığı o direkt öldürdük galiba. Tatar yayıcı kötü. Çok yavaş. Belki hasar çoktur ama çok yavaş yani. Şimdi 4-17 diyor zorluk. 11 level Warlock var. Bu ne lan? Buz büyücüsü. Buz büyücüsü biraz yavaşlatır gibi. Odun veriyor mu bu gene? Bak şu ham maddeye ihtiyacım var. O yüzden buraya gireceğim. Bunu da keseriz normalde. 6 kişi gireceğiz zaten. Bu ne lan? Papaz. Bu ne yapıyor? Onu bilmiyoruz. Full gürücü var. 2 level. 4 kişi gireceğiz. Alırız burayı. Papaz ne yapıyor onu tam bilmiyorum ama neyse. Bizde de var aslanım gürücü. Dövüş. Bizim elemanı yatırdılar. Kalk lan. Papaz ölmüş. Ben papazın öldüğünü görmedim bile. Yani oradan güzel kaynak çıkar diyerek artık full şeye mi abansak? Para mara kasmaya mı abansak? Bir tane şaman var, iki tane papaz var, askerler var. 5 kişi gireceğiz. Girelim abi buraya biz. Bizim ekibi şöyle koyduk. Bir de şu okçuyu alalım bir tur ya. O can basması hoş değil yalnız onun. Biz öleceğiz galiba ya. Bizim gerçi gürücü arkada savaşıyor. Bak arkaya gitmiş. Şamanı mıhlıyor orada. İndirdi şamanı. Helal lan. 6 level ateş büyücüsü var. 8. Oo, burası biraz leveller yüksek. Burada full yağmacılar var. Odun modun verecek gene. Buradan yine 100 item çıkarabiliriz. Biraz daha ben oduna kasacağım. Odun lazım çünkü. Bak bunlar çok sağlam zırhlıydı. Öyle hatırlıyorum ben. Gürücüyü aldık. Okçuyu sokalım. Bir de diğer okçuyu sokayım. Kolaydı. Seviye atladılar 3 kişi. Dur. Gürücüden başlayalım seviye basmayı. Şimdi gürücüye biraz güç vereceğiz. Bir can bir de dayanıklılık verdim. Gürücü tamam. Okçun, okçunun şeyi yok. Öbür okçuda ne var? Neymiş bu? Bir düşman öldürünce %25 can yeniler. Sana da mı aynısını versek acaba? Dayanıklılık %50'nin üzerinde ise çeviklik %25 kazanır ancak dayanıklılık %50'nin altındayken %25 kaybeder. Yani hasar yemezse çok güzel hasar vuracak ama hasar yerse sıkıntı. Ben bu riski alıyorum. Farklılık olsun. Bu da farklı bir şey öğrensin. Şimdi sana çeviklik basacağız, değil mi? Bir tur dayanıklılık, bir tur da can basalım. Tamam. Şimdi bu deve full dayanıklılık ve can. Tamam. Dev dedim yani şey bizim gergedan tankımız. Bunları ben yerim.
Yalnız full azman var lan. Keseriz ya, 6 kişi diyor. Hepsi en önde. Bizim adamları yatıracaklar kesin direkt de. Biraz geriden başlatayım bizimkileri. Hepsi şu gergedana dalsın. Bizim azmanı da ver bu sefer. Dur. Yürücü değil. Şu diğer azmanı ver bakayım. Bunu da zaten bir tur sokayım. Bu da seviye atlasın bari. 4. Bir piyade bir okçu yapabiliriz ve 2 okçu da sokabilirim. Şu Tatar yayıcıyı da satacağım ben. 2 okçu mu soksak? Ya da ver ulan yürücüyü de. Bir okçu yeter. Oo, hoş olmadı. Benim okçu vuruyor. Neyse kestik. Sıkıntı değil. Rahat aldık gene. Kaç dövüş oğlum bu? Ha, son dövüşteyiz. Şu varloklar falan var. Ben burayı gene mıhlarım. 5 kişi diyor. 6 deve olmuş. Sana 2 tur çeviklik. 2 tur can. Bir çeviklik daha basalım. Diğer azmanımız. Senin biraz gücün az kalmış gibi. Yani zayıf kalmış gibi. Şöyle yaptım. Dayanıklılığın güzel senin. Biraz da can bastık. Tamam. Gergedan. Azman. Ve bizim görücü 2 dokçu koyacağım. Hazırız. Varlokları vururlarsa güzel olur. Bak varloğun biri tek yedi. Öbürü de ölecek. Öbürü de öldü. Güzel. Verin lan bütün lootumu. Burada seçim mi yapıyorum ben? Direkt hepsini açsak ya. Niye uğraşıyoruz? Ona ona vuralım. Çıkan paraya bak. 1K topladık. Ver bütün malzemeyi. Çok güzel. Oturduğuma da gireceğiz şimdi de. Bu ne lan? Bu eşyayı kullanan gladiatörün sahip olduğu her seviye için 100 hasar emen büyülü bir kalkan kazanır. Bu hayvan ölmez. Ben size söyleyeyim. Çıkar 160 can neymiş anasını satayım. Şunu tak. Sahip olduğu her seviye için 100 hasar emen. 700 hasar emen bir kalkanı var şu an. Güzel. 7 level. Gayet güzel. 160'lık can şeyini kime verebiliriz? Al sana verelim. Başka boşta şu an. Gerçi buna vereyim. Senin canlık çok bir işin yok. Görücüye verelim. Oyun 10 numara bu arada. Akıyor. Şimdi bize buradan özellik haznesi lazım. Bu ne için lazımdı lan? Hatırlayamadım da önce Warlock yerini mi yaptırsak ya? Başka ne açıldı yeni? Arıtıcı var. Arıtıcı ne oğlum? Druid var. Gerçi ona odun yetmiyormuş. Kara büyücü var. Yani şu Warlocklar biraz dandik gibi geldi bana. Bilmiyorum ya. Belirli bir başlangıç bekleme süresinden sonra iblis ve büyücü. İblisleri ve büyük bir titanı çağıran büyücü diyor. O büyük titanı merak ediyorum ben. Merak ediyorum ben bunu açacağım. Ama bunu harcarsak şu özellik haznesini açamayacağız. Bu özellik haznesi neydi ya harbiden? Askerlerle alakalı bir şey. Ha, askerlerin seviyesini geliştirmek için skilllerini. Tamam, hatırladım. Bu arada bunların bak bazılarına da şey gelmiş. Bunlara bakmak lazım. Bu ne? İlk saldırının hasarı %100 arttırılır. Yalnızca tek hedef. Kabul. Bunu direkt öğren. Gayet iyi bir şeymiş. Okçuya ne verebiliriz? Herhangi bir dost birime verilen hasarın %10 kadarı gladiatörü iyileştirir. Maksimum canı %30 artar ancak hareket sağlar. Onu boşver. Şu güzel ya. Herhangi bir dost birime verilen hasarın %10 kadarı gladiatörü iyileştirir. Yani öndekiler hasar yedikçe bu iyileşecek. Gerçi bu arkada duruyor. Bunun öyle bir şeye çok ihtiyacı yok ya. Saldırıdan kaçırmak %5 sağlığı ve dayanıklılığı yeniler. Bu olabilir. Ana istatistiği çevikliği %10 arttırır. Bunu vereceğim.
Hani bir saldırıdan kaçınırsa daha iyi şekilde saldırsın. Buna basmışız. Buna basmadık. Bunda da bu var. Buna da bunu basarız. E bizim şu... Buna niye çıkmadı bunlar ya? Anasını satayım, şimdi çıktı. Geçen sefer yoktu bunlar. Neyse. Ne basmışım ben buna? Bibirmer çağırdığında gerçi o da iş yapar. Her hasar verdiğinde %30 daha, %30 daha yüksek hasar verme şansı vardır. Olur. Güzel abi, olur. Seni boş ver. Bizim diğer gürücü. Yok o değil. Şunu basmışım öbürünü. İki menzil dost gladiatör %100 gücünü sadece. Şunu aç. Bunun seviyesi yok. Bu tosuna ne basacağız? Bu tosun hasar emebilir. Dur. Takımdaki tüm dost gladiatörlere verilen hasarın %10 kadarını em sen. Tamam. Şimdi yeni bir görevimiz var. Mezar yağmacıları diye. O bir dursun şimdilik. Aa, bir balta daha varmış. 8 güç, 8 çeviklik. Senin hasarın falan çok iyi. Ben bunu diğer okçuya vereyim. Hasar arsın iyice. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.